Evet, gülümüzü hemen yapmak için beyaz ipimi aldım. Düğümümü attım. Başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çektim. İlk yapmış olduğum zincir kanatına sabitliyorum. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığımı doladım. Yapmış olduğum halkanın içerisine 2 de çektiğim trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Tekrar 1, 2, 3 tane zincir çektim veya 2 tane çekebilirsiniz. Trabzan boyunuza göre ayarlayabilirsiniz. Tabanına sabitledim. 1, 2 tane zincir çekiyorum, bakın. Tekrar 1, 2, 3 tane trabzan yaptım. Tekrar 2 ya da 3 tane zincir çekip dibine sabitliyorum. İkinci yaprağımı yaptım. 2 zincir çekiyorum. 1, 2, 3 tane trabzan yaptım. 3 tane zincirle tekrar dibine sabitliyorum. Bakın 3 tane yaptım bu şekilde. Toplamda 8 tane yaprağımız olacak. Yapalım ve tekrar gelelim. Evet hanımlar, bakın 8 tane yaprağımı bu şekilde yaptım. Son 3 zincirimi çektim. Tam dip kısmına sabitliyorum. Bu şekilde çiçeğimizin ilk bölümünü yapmış olduk. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Bakın tam ara bölümlerdeki geçiş yerlerimize belinden sabitliyorum. İkinci sıramın yuvalarını oluşturuyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir. Bakın bir sonraki yaprak arasına sabitliyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Bir sonraki iki yaprak arasına sabitliyorum. Tekrar 4 zincir. Bakın bir sonraki araya sabitliyorum. Bu şekilde bütün yaprak aralarına yuvalarımızı oluşturalım. Tekrar gelelim. Bakın bu şekilde aralarımız, yuvalarımız oluşuyor. Bu şekilde tamamını yapalım. Tekrar gelelim. Evet hanımlar, bakın yuvalarımı oluşturduğum 8 tane yuva yaptım. Tekrar en başta başladığım yere kadar geldim. Şimdi burada yeniden ilk baştaki yapmış olduğum zincir kutucuğuma sık iğne ile geçiş yaptım. 3 tane zincir çekiyorum. Tığımı doladım. Buraya birazcık daha uzun olacak şekilde ikili trabzanlar yapıyorum. Bakın 2, 3, 4 ve 5. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekerek tekrar dibine sabitliyorum. Sonra bir sonraki zincir arasına geçtim. 3 tane zincir çekiyorum. Aynı işlemi oraya da yapıyorum. Bakın görüntü bu şekilde olacak. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane trabzanımı yaptım. 4 tane zincirle tekrar dibine sabitliyorum. Bir sonraki yuvaya sık iğne ile geçiş yaptım. 3 tane zincir çekerek devam ediyorum. Bu şekilde bu sıramızı da tamamlayalım. Tekrar gelelim. Evet, bu sıramı da bitirdim. 3 tane zincirimi çektim. 4 tane zincirimi çektim. Dibine sabitledim. Şimdi 3. sıramı yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Aynı işlemi devam ediyorum. Bakın tam buradaki bölüme yine bu şekilde yuvalar oluşturacağım. 5 tane zincir. Bakın bir sonraki bölüme
5 zincir. Bir sonraki bölüme. Yine 8 tane yaprak yuvamız oluşacak. Bakın sonuncuya geldim. Sonuncuyu da sabitledim. Zincir arasına geçiş yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığımı doladım. Buraya da aynı şekilde boyları uzun olarak ikili trabzanlar yapıyorum. Aşağıda 5 dolgudan oluşan bir trabzan yapmıştım. 4 tane yaptık burada. 5.'yi yapıyorum ve burada 6'ya çıkarttım sayısını. Tekrar 4 zincirli aynı yere sabitleyip bir sonraki yuvaya geçiyorum. Bu şekilde bu sıramızı da tamamlayıp gelelim. Evet hanımlar, bu sıramı da bakın bu şekilde bitirdim. Şimdi tekrar 4 zincirle dibine sabitlemiştim. Bir sonraki sırayı yapacağız şimdi. Beş zincir, 6 zincir çekelim. 6 tane zincir çektim. Aynı yere bakın. Aynı işlemi tekrarlıyorum. 6 tane zincir, bir sonraki yerime sabitliyorum. Altı zincir, bakın hemen bir sonraki bakın yerleri belli zaten nereye batmanız gerektiğini. Arka tarafta görüyorsunuz bakın. Sonuncuyu yapıyorum. Evet, sonuncu yuvamı da yaptım. Tekrar bakın zincir arasına geçiş yapıyorum. Aynı işlemleri burada da tekrarlıyorum. Burada 3 tane zincir çektim. Aşağıda 6 tane trabzan yapmıştım. Burada ise 7 tane yapacağız. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Burada tekrar 4 tane zincir çekip dibine sabitliyorum. Bu şekilde bu sıramızı da tamamlayalım. Daha sonra kenar bölümlerine, renkli bölümlerine gideceğiz. Bu sıramızı bitirelim, tekrar gelelim. Evet hanımlar, çiçeğimizi yaptık. Şimdi kenar bölümümüzü, renkli bölümümüzü çalışacağız birlikte. Hemen şöyle ipimi alıyorum, renkli ipimi. Düğümümü attım. Bakın şöyle tam orta kısmımızdan şöyle ipimi sabitliyorum bakın. Bir tane ya da iki tane zincir çekelim. Bakın hemen üst kısmında trabzanımızın tepesine sabitliyorum. Aralarda hiç zincir çekmemize gerek yok. Sık iğne ile bütün trabzan üzerlerini geçiyorum. Bir tane daha, üçüncüyü yapıyorum. Tekrar bakın. Birleştirirken ise şuradan tam orta kısmından bu şekilde orta kısmını yapıyorum. Bu şekilde. Tekrar hiç zincir çekmiyorum. Hemen bir önündeki trabzan tepesine bir sık iğne. Bir sonraki trabzan tepesine bir sık iğne. Bir sonraki trabzan tepesine bir sık iğne yapıyorum. Tekrar bakın alttan alıyorum. Bu şekilde ipimi
geçiriyorum. Kenarlarını belirlemiş oluyoruz bu şekilde, bakın. Tekrar hemen bir öndeki trabzana sık iğne, bir sonraki trabzana sık iğne ve bir sonraki trabzana sık iğne yapıyorum. Tekrar şöyle bakın, alttan bu şekilde geçirip ipimi kenarını belirliyorum bu şekilde. Tekrar bakın, hemen bir önündeki trabzana bir sık iğne, bir sonraki trabzana bir sık iğne, bir sonrakine tekrar bir sık iğne. Hemen alttan bakın bu şekilde geçirip ipimi çekiyorum. Böyle bir görüntü. Tekrar bir sonraki trabzana bir sık iğne, bir sonrakine bir sık iğne, bir sonrakine bir sık iğne yapıyorum. Ve yine bakın alttan bu şekilde çekip birazcık da burayı gevşek tutuyorum. Çok fazla çekmemesi için gevşek bırakarak bu şekilde buranın şeridini tamamlamış oluyorum bu şekilde. Üçüncüyü yaptım. Bakın alttan alıyorum. Aradan bakın üst kısımdan ipimi çekiyorum. Birazcık da gevşek bırakaraktan topluyorum ipimi. Üç taneyi yaptım. Bakın hemen alttan yukarıdan çıkartıyorum, çekiyorum ipimi. Gevşek bir şekilde topluyorum. Hemen bir sonraki trabzana sık iğne. Bir sonraki trabzanıma sık iğne. Tekrar burayı alttan bu şekilde çekiyorum ipimi. Orta kısmımızı bu şekilde tamamladık. Tekrar bir üste geçeceğim. Hiç ipimi kırmıyorum. Bakın ikinci yaprağımı aldım. Direkt dip kısmına ipimi sabitliyorum. Bir, iki tane zincir çekiyorum. İlk baştaki trabzana geçtim. Bakın bu şekilde. Devam ediyorum yine sık iğnelerle. Sonuncuyu bakın yaptım. 4 tane zincir tam orta kısmına. 4 tane fazla gelecek. 3 tane zincir çekiyorum. Bakın tam orta kısmına sabitliyorum. Bu şekilde bir tane zincirle bir sonraki trabzan tepesine sabitliyorum. Bakın. Yine sık iğne ile devam ediyorum. Üç tane zincir çektim. Tam dip kısmına bakın. Sabitledim. İki tane zincirle bakın tekrar bir sonraki yaprağıma geçtim. Bu şekilde bütün yapraklarımızı, kenarlarını bu şekilde bitirelim. Daha sonra tekrar gelelim. Evet hanımlar, bakın çiçeğimizi bitirdik. Çok güzel, çok tatlı bir çiçek oldu. Bunu bütün örgülerinizde süs olarak, dekor olarak kullanabilirsiniz. Liflerde, örgülerde, patiklerde, bandanalarda çok rahatlıkla kullanabileceğiniz çok amaçlı bir gül. Evet, beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Aşağı açıklamalar bölümüne Instagram sayfamın linkini bırakacağım. Oradan da takip edebilirsiniz. Abone ol butonunun yanındaki zil tuşunu aktif hale getirdiğiniz takdirde videolarımı attığım anda haberdar olacaksınızdır. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın, sevgiyle kalın ve benimle kalın.